Teoman Balaban'dan Haser ıslık makinelerinde 2002 Mart ayından bugüne kadar görev yapmaktayım. 2002 yılında bölge satış müdürü olarak başladığım görevi genel müdür yardımcısı olarak devam ediyorum. Bu görevin getireceği şudur: biraz daha büyük resme bakmak ve Haser'in geleceğine biraz daha vizyoner bakışla daha fazla katkıda bulunmak için çabalamak. Umuyorum bunu da başarabilecek durumdayız. Tabii burada her zaman için benim tekrarladım, ekibimizde yeni görev alan hem yöneticilerin hem diğer personelin her zaman fikirlerine başvuruyoruz ve onlardan görüş alıyoruz. Çünkü uzun yıllardır çalıştığınız şirket içerisinde göremedikleriniz olabilir. Dolayısıyla hem etrafımızdaki arkadaşların görüşleriyle bunlarla fikir işbirliği içerisinde iyi bir yerlere taşımak için gayret göstereceğiz. Haser'in satış ekibi yaklaşık 30 kişi aktif satıcı olarak daha da. Bununla beraber tabii bazı birim müdürleri de satış ekibinde dahil. Pazarlamayı da içerisine katarsak yaklaşık 45'in üzerinde bir ekiple çalışıyoruz. Satış ekibi yurdun her tarafında olan bölgelerimizde 6 bölge ve 5 adet de şubede faaliyet gösteriyor. Satış ekibinin yapısı şöyle özetleyebilirim. Haser'de satış grubundaki çalışma süresi olarak ortalama 7 yıl. Burada tabii yeni gelen kişiler ve eski senior satıcılarla beraber hesaplıyoruz. 10 yıl üzerinde çalışan aşağı yukarı %35-40 gibi bir oran var. Bu çok iyi bir oran bir satış pazarlama şirketi için. Satış grubumuz şöyle söyleyebilirim, sektördeki en tecrübeli, en eğitimli ekiplerden birisi, önde geleni. Her zaman satış ekibine söylediğimiz, bizim satış ekibimiz, arkadaşlarımız bir makine ya da ürün satmak için değil, gittikleri yerde bunu en rentable çözümler, en uygun, optimum çözümler sunacak bir proje satıcısı olarak gördük. Eğitimleri de sürekli devam ediyor. Çünkü çok hızlı gelişen bir sektör. Her türlü makinede yeni özellikler giriyor. Bunların güncellenmesi gerekiyor. Haser yine sektöründeki en büyük organizasyona sahip çalışan sayısı olarak. Burada önemli bir kesimi de servis teknisyenleri oluşturuyor ve servis personeli oluşturuyor aslında. Her bölgede ve her şubede hem satış hem de servis hem de yedek parça olmak üzere hizmet veriyoruz. Sattığımız ürünlerde servis ve yedek parça hizmetlerini de biz sunuyoruz. Bazı firmalar bayilik sistemiyle gidiyor. Fakat Linde'nin tercihi ve Linde'nin yönteminde en iyi hizmet, en iyi ürün politikasına uygun olarak yetkili servislerle ya da yetkili bayilerle çalışmıyoruz. Pazarda ürün gruplarını biz aslında şöyle ayırabiliriz. Akülü forkliftler, dizel ya da LPG forkliftler ve depo ekipmanları. Tabii bu depo ekipmanlarının içerisinde akülü transferet, akülü stifleyici, sipariş toplayıcılar, dar alan forkliftleri, çok geniş bir yelpaze var. Şu anda bizim müşterilerimize sunduğumuz 1 tonluk stifleyiciden 18 tonluk büyük makinelere, dizel ya da akülü makineler, çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet sunuyoruz. Tabii ki bu geniş ürün yelpazesindeki her türlü makinenin de nasıl, hangi işe uygun olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun için de gerekli ürün eğitimlerini sürekli tekrarlayan şekilde veriyoruz. Makinelerin tercihleri bölgesel diyebiliriz ama aslında sektörel olarak değişiyor tabii ki. Tabii bazı sektörlerde, bazı bölgelerde yoğunlaşıyor. Örnek verecek olursak Marmara bölgesinde otomotiv sektörü çoktur ve oradaki makineler ağırlıklı olarak akülü çekiciler olabilir, akülü forkliftler olabilir. Çünkü depo içerisinde üretimde kullanıldığı için. Örneğin Denizli Bucak tarafında mermer fabrikaları çoktur. Mermer ocaktır. Burada dizel makineler. Yine Ege'de gıda, soğuk hava depoları fazlaca vardır ve burada 1.6-2 ton civarında akülü forkliftler tercih. İstanbul'da depo ekipmanları, akülü transferetler, akülü stifleyiciler çok fazla burada depo olması. Bu Parakende marketlerinin depoları artı e-ticaretteki depoların çokça olmasından sebeple. Dediğim gibi bölgesel
de diyebiliriz ama asıl olan sektörel tercihler var. Şimdi sektörümüzdeki gelişmeler sürekli artarak devam ediyor. Bunun en başında dijitalleşme geliyor. Artı Türkiye'de artık iş güvenliğinin ön plana çıkması, bizim müşteri grubunda ya da her çalışan çalıştığımız firmada iş güvenliği konularının öncelikli olması, makinelerin de buna uygun önlemler almasına ya da buna uygun önlemlerle satılmasına sebep oluyor. Bunda Linde'de hem makinelerle beraber verdiğimiz güvenlik sistemleri oluyor, hem de daha sonra çalışan makinelere ayrıca sunduğumuz hizmetler oluyor. Bunlar nedir? İşte insan sağlığını, operatör sağlığını, hayatını koruyacak önlemlerdir. Ve bunun gelişmesi de sürekli artarak devam ediyor. Bunun yanında gene sunduğumuz çözümler bütün makinelerde takipsiz, yani connect dediğimiz anlar. Bu da sizin özellikle filo yönetimlerinizi kolaylaştırıyor. Çünkü bir makine diye böyle bir takip sistemiyle takip ediyorsanız birçok analiz alıyorsunuz ve o analizi de filonuzu yönetmekte kullanıyorsunuz. Hangi makineniz, hangi işte, ne kadar çalışmakta, bunları nasıl optimize edersiniz, ne kadar masraf çıkartıyor, onları görürsünüz. Dolayısıyla işinizi iyi yönetmeye yarayacak bir sistemdir. Bunun yanında şu anda çok başta olan, çok gelişmeyen robotik sistemler var. Ama önümüzdeki yıllarda bu daha da artacağını inanıyorum. Operatörsüz kullanımlar. Şu anda AGV olarak daha fazla kullanılıyor. Yani bir yerden bir yere transfer eden robotik makineler. Ama bunun isteyen makineleri de, sipariş taşıyan makineleri de var. Şu an için belki biraz yatırım pahalı gelebiliyor, yüksek gelebiliyor ama ilerleyen dönemlerde bu da hayata geçecektir robotlamalar. Dediğim gibi gene otomatik depolar, intralojistikteki çözümler, RAP sistemleri hepsi bizim içerisinde olduğumuz müşterilerimize çözüm olarak, çözüm ortağı olarak yardımcı olduğumuz onlar. Evet, Türkiye pazarını incelediğimizde Türkiye pazarı her yıl yükselişe geçer. Fakat ülkemizin biliyorsunuz böyle arada bir krizlere, ekonomik krizlere yakalandığında ise pazar küçülür. Aslında biz şanslı bir sektördeyiz çünkü pazarımız krizlerden en az etkilenen sektörüz. Şöyle ki her krizde mutlaka bazı sektörler iş yapar ve herkesin üretimde, nakliyede bu bizim araçlarımıza ihtiyacı olur. Dolayısıyla çok keskin düşüşler olmaz toplu şeyinde, pazarında. En büyük düşüşlerimiz 2008 yılında ve 2009 ve 2019 yılında yaşadık. Bunlar da bir önceki yılın krizlerinin etkisiyle oldu. Bu yıla bakacak olursak 20 yıllık rekor oldu diyebiliriz. Çünkü ilk 6 ayda pazar 10 bin adedin üzerine. Normalde Türkiye'deki en büyük pazar 15 bin adetti. 2017 yılında. Bu yıl beklediğimiz eğer çok aksi bir durum olmazsa 20 binli rakamları göreceğine dair. Tabi burada şu fark var. Denge ağırlıklı forkliftlerin oranı depo ekipmanlarıyla yarı yarıya hal. Hatta depo gayler 155-60'a da ulaşabilir. Çünkü böyle bir yönelim var. Biz de pazarda, şöyle söyleyebiliriz, geçen yıllarıyla pazar %120 civarında büyüdü. Ama hasar %45-50 civarında büyüdü. Doğal olarak bir pazar kaybı oluyor. Fakat önümüzdeki günlerde biraz daha pazar tutacaktır ve bizim de pazar kayıplarımız biraz daha azalacak. Hasar pazardaki tabii ki en büyük oyuncu ve yıllardır ben 2002'den beri çalıştığım firmada gördüğüm sürekli pazar lideri oldu. Tabii burada toplam satışlarınız, toplam pazardaki liderliğiniz de olabiliyor. Örneğin biz daha çok akülü forkliftlerde pazar lideriyiz ve bu yıllardır. Ama depo ekipmanlarında ya lider oluyoruz ya ikinci oluyoruz ya üçüncü oluyoruz. Bu da gene yıllara göre değişebiliyor. Dizel pazarı son geldiği noktada böyle bir büyük oyuncu yok. Çünkü dizel pazarına baktığımızda, yani dizel LPG diye baktığımızda pazarın aşağı yukarı %60'ını Avrupa dışından gelen ve ağırlıklı Çin menşeli ürünler oluşturuyor. Ve bu pazarda ciddi bir rol oynuyorlar. Ve büyük bir oyuncu yok. İşte pazar payları bir şey gibi düşünün, mozaik gibi düşünün. Birçok marka var ve aşağı yukarı eşit seviyelerde dağılıyor. Ama genel anlamda dediğim gibi pazarı force eden 3-4 marka var. Bunların da başında aslında bizim markamız geliyor.